Arkadaşlar hepinize merhaba, ben Nezihi Gözen. Bu videoda sizler için cep telefonuyla, bu değil tabii ki, fotoğraf çekerken dikkat etmeniz gereken 10 temel ayardan bahsedeceğim. Dilerseniz bu maddeleri sizler için yavaş yavaş sıralamaya başlayayım arkadaşlar. Birinci maddemiz arkadaşlar, cep telefonuyla fotoğraf çekiyorsanız kendi uygulamasında Pro modu vardır. Bu Pro mod üstünden birçok ayarı yapabilirsiniz. Bunları zaten detaylı bir şekilde sizlere alt kısımda anlatacağım. Şayet cep telefonunuzun arkadaşlar Pro modu yoksa o zaman Lightroom'un mobil versiyonunu ücretsiz olarak Android marketten ya da App Store'dan indirerek onun Pro modunu kullanabilirsiniz. İkinci dikkat edeceğimiz husus arkadaşlar, muhakkak daha keskin, net ve belirgin fotoğraflar için bir tane cep telefonu tripodu, yani 3 ayağı kullanın. Böylece fotoğraflarınız daha net, daha belirgin ve hatta çok daha da keskin olacaktır. Şayet Lightroom'un mobil versiyonunu indirdiyseniz arkadaşlar burada hem fotoğraf çekme hem de düzenleme uygulamaları yapabiliyorsunuz. Kendi fotoğraf makinenizin Pro moduna nazaran çok daha profesyonel anlamda iş yapmanızı sağlıyor. O yüzden Lightroom'u indirip kullanmanızı her zaman tavsiye ediyorum. Üçüncü dikkat edeceğimiz husus arkadaşlar, Pro moda geçince ister cep telefonunuzda olsun ister Lightroom üstünde olsun çeşitli özellikler açılacak. Ben Lightroom üstünden anlatacağım ama sizin cep telefonunuzun Pro modunda da bu ve benzer ayarlar zaten bulunmakta. İlk ayarımız exposure arkadaşlar, yani pozlama. Pozlama slider'ını aşağı doğru çekerek arkadaşlar fotoğraflarınızı daha koyu, yukarı doğru çekerek de daha parlak, daha aydınlık hale getirebiliyorsunuz. Sizin cep telefonunuzda bu sağa sola çekerek de oluyor olabilir. Burada bizim için önemli olan pozlamayı hangi slider yardımıyla değiştirdiğimiz. Dördüncü ayarımız arkadaşlar sek, saniye, second ya da enstantane olarak geçiyor olabilir. Burada yer alan rakamlar kafanızı çok karıştırmasın. 1/40, 1/20 gibi bir rakam varsa saniyenin 20'de biri, 40'ında 1'inde fotoğraf çekiliyor anlamındadır. İşte 1/500, 1/1000, 1/8000, 8000 gibi değerler varsa da saniyenin 8000'de 1'inde fotoğraf çekiyorsunuz anlamına gelmektedir. Burada dikkat edeceğimiz husus şu arkadaşlar, bulunduğunuz ortam aşırı karanlıksa sizin buradaki değeri ufak rakamlara doğru çekmeniz lazım. Yani çekim süresini uzatarak cep telefonunuzun içerisine daha fazla ışık girerek objenizin, nesnenizin daha iyi aydınlanmasını sağlayabilirsiniz. Şayet bulunduğunuz ortamda ışık fazlaysa arkadaşlar buradaki enstantane sek değerini birazcık daha yukarılara 1/500, 1/1000, 1/8000 gibi değerlere getirerek aydınlık fotoğrafınızın daha kolay çekilmesini sağlayabilirsiniz. Beşinci maddemiz arkadaşlar yine Pro modlarda bulunan ISO ayarı. ISO şu demek arkadaşlar, makinenizin içerisinde bulunan sensörün ışığa karşı hassasiyeti. Siz bir fotoğraf çekiyorsanız ve ortam çok karanlıksa otomatik modda cep telefonları ISO'yu arttırır. O yüzden de fotoğraflarınız kumlanmış, böyle grenlenmiş şekilde çıkar. O yüzden gece performansı çok fazla iyi olmayabiliyor cep telefonlarının. Fakat siz Pro modda cep telefonunuzun ISO değerini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Örnek gece karanlıklı bir fotoğraf çekiyorken Pro mod bunu 800-1600 gibi bir değere alıyorsa siz buradan ISO'yu 200-400 gibi bir değere alarak daha rahat ve daha az kumlanmış fotoğraflar çekebilirsiniz. Aşırı aydınlık alanlarda, gün ışığında ise ISO'yu 50-100 gibi düşük değerlerde tutmak bizler için yararlı olacaktır. Arkadaşlar white balance, yani renk sıcaklığı, hem Pro modlarda hem de Lightroom'un içerisinde bu özellik mevcut. Bu işlemle fotoğrafınızın renk sıcaklığını değiştirebiliyorsunuz. Bunların farklı farklı Kelvin değerleri var arkadaşlar. Burada ben modlar üstünden konuşacağım. Daylight, Clarity gibi değerler sıcak tonlardır. Tungsten, fluorescent gibi değerler de soğuk tonlardır arkadaşlar. Örnek bir gün batımı fotoğrafı çekiyorsanız Daylight, Clarity gibi sıcak tonları alabilirsiniz. Ya da soğuk bir kış günü bir fotoğraf çekiyorsanız burada da fluorescent flash gibi soğuk tonları alabilirsiniz. Ya da gece fotoğrafı çekiyorsanız yine bu soğuk tonlara alabilirsiniz. 6. önemli işlemimiz arkadaşlar, netleme işlemini genelde cep telefonları otomatik olarak yapabiliyor. Ama bazen düşük ışık koşullarında bu netlemeyi gerçekleştiremiyorlar. Sizler cep telefonunuzda buradaki netleme işlemini manuele alabilirsiniz. Böylece manuel işlem yaparak kendiniz elinizle nerenin net olacağını belirleyebilirsiniz. Lightroom'un üstünde bakın net alanları yeşil olarak belirtiyor. Şayet buralar net çıksın istiyorsanız slider yardımıyla ayarlama yapabilirsiniz. 7. maddemiz ise arkadaşlar, burada Lightroom'un üstünde sol tarafta yer alan yardımcı araçlar. Burada exposure uyarıcı var mesela, aşırı parlak alanlar olduğunda beni uyarıyor ve böyle fotoğraf çekmemi engelliyor. Ayrıca grid seçenekleriyle arkadaşlar istediğiniz gibi açı, kompozisyon ve duruş ayarlarını rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. O yüzden bu ayarları da açmanızı öneririm. Şayet fotoğrafın düzenleme tarafıyla çok fazla işlem yapmayacaksınız arkadaşlar. 8. dikkat edeceğiniz konu, hem Pro modlarda hem de Lightroom'un içerisinde bulunan hazır ayarlardan birini seçip kullanabilirsiniz. Böylece düzenlemekle uğraşmayayım, bu ayarlar benim hoşuma gitti, çektikten sonra da paylaşırım deyip kullanabilirsiniz. 9. özellik olarak arkadaşlar, fotoğraf düzenlemeleri yapacaksanız Lightroom'un bu versiyonunu kullanabilirsiniz. Böylece yaptığınız işlemlere pozlama, renk, keskinlik gibi birçok artı efekt katabilirsiniz. Burada sizlere söyleyeceğim son bonus bilgi, artık cep telefonları da DNG dediğimiz daha kaliteli formatta fotoğraflar çekebiliyor. Şayet siz bu fotoğrafları paylaşacaksanız, düzenleyeceksiniz, hatta belki baskısını bile alacaksanız cep telefonunuzun Pro modundan ya da Lightroom üstünden bu ayarı DNG'ye getirirseniz birçok işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi gelin bu fotoğrafı nasıl düzenlediğimi sizlere anlatayım. İlk önce arkadaşlar ışık ayarlarını değiştireceğim. Böylece aşırı parlak ya da aşırı gölgede kalmış alanları rahatlıkla kurtarmış oluyorum. Bunun için Highlight, Shadow, White to Black ayarlarını kullanabilirsiniz. Slider'ları sola sağa çekerek zaten yaptığı işlemleri direkt görebiliyorsunuz. Fotoğrafın kontrastını arttıracaksanız ya da pozlamasını değiştireceksiniz, bakın kör eğrisi üstünden bu işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Eğriyi aşağı doğru çekerseniz fotoğrafınız koyulaşır. Yukarı doğru çekerseniz fotoğrafınız aydınlanır. Aynı bizim exposure'da yaptığımız gibi. Bu işlemlerden sonra da arkadaşlar renk düzenlemelerine geliyoruz. Burada fotoğrafı çekerken düzenlediğimiz white balansı istersek tekrar değiştirebiliriz. DNG formatının en büyük avantajı bu. Dilerseniz fotoğrafın renginin doygunluğunu ve belirginliğini de buradan arttırıp azaltabilirsiniz. Renk kısmında ayar yapacaksanız arkadaşlar üst kısımda yer alan renk çarkına tıklayarak oradan sarı, mavi, turuncu, yeşil hangi renkle oynayacaksanız dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Ben burada mesela fotoğraftaki sarı ve kırmızı renkleri arttırıp alt kısımdaki yer alan fonun rengini azalttım. Bu işlemlerden sonra da arkadaşlar efekt sekmesine gelip Clarity ile belirginliği arttırıp dilerseniz de vignette köşe kararması etkisi verebilirsiniz. Şayet isterseniz arkadaşlar fotoğrafın keskinliğini arttırmak için de detail sekmesine gelerek fotoğrafınızı daha keskin hale getirebilirsiniz. Son olarak da tüm bu işlemler bittikten sonra dilerseniz bölgeselde müdahale yapabilirsiniz. Umarım bu verdiğim bilgiler sizler için yararlı olmuştur arkadaşlar. Artık cep telefonlarınızla çok daha profesyonel olarak fotoğraf çekebilirsiniz ve onları düzenleyebilirsiniz. Bu tarz içeriklerin de artmasını isterseniz lütfen alt kısma yorum olarak hem telefon fotoğrafçılığı ve düzenleme teknikleriyle alakalı istediklerinizi belirtmeyi unutmayın. Siz Lightroom CC'yi nasıl buldunuz? İndirir misiniz? Kullanır mısınız? Onu da yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Bu tarz içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Farklı bir eğitimde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Şayet mobil fotoğrafçılıkla alakalı eğitim almak istiyorsanız da alt kısımda yeni açılacak İFSAK eğitimim var. Oraya tıklayıp benimle beraber sokakta cep telefonuyla mobil fotoğrafçılığı öğrenebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Esen kalın.